Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yeni aldığım tabletimi tanıtacağım sizlere. Kutu açılışı yapacağız. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Hometek Alfa'nın 2 GB RAM'i var. 32 GB hafızası var. HD ekran artı yanında kulaklık hediye. Quad Core işlemciye sahip. Android B. Hometek Alfa'nın gördüğünüz gibi tableti. Tabletimizin inci de 7 zaten. 7 inç şurada yazıyor. Şurada gördüğünüz gibi. Arkasında teknik özellikleri de yazıyor. Micro SD kart desteği, wireless, ön kamera, arka kamera, işletim sistemi, dahili, harici, bakıyorum mikrofonu, hoparlörü, kulaklık girişleri. Her şey yazıyor. Gördüğünüz gibi kutumuz bu şekilde. Buradan bir açılışını yapalım birlikte. Bizi neler karşılıyor bakalım. Şuradan bir naylonu bir yırtalım. Bıçağı da bir yerimize takmadan. Şu şekilde naylonu yanaklarından koparalım. Bu şekilde çıkaralım. Şöyle yırtalım, evet. Bu şekilde naylonumuzu alalım. Naylonumuzu şuraya bırakalım. Kutumuz bu şekilde. Görüyorsunuz. Detaylı bir şekilde özellikleri falan da yazıyor zaten. Buradan bir de içini açacağız. İçini nasıl açacağız? Şuraları kesmemiz gerekiyor. Bu şekilde çıkacak sanırım. Bu şekilde yanaklarını kesiyorum. İki tane yanağı var zaten. Kutumuz şu şekilde açılıyor arkadaşlar. Şöyle. Şöyle yapalım. Biraz takılır gibi oldu ama. Bu şekilde açılıyor kutumuz. İçi de bu şekilde görünüyor. Şuradan bir ilk başta tabletimizi çıkartalım. Tabletimizi bu şekilde şeffaf bir naylon içerisine koymuşlar. Naylonu kenara koyalım. Tabletimiz gördüğünüz gibi deri bir kaplamaya sahip. Şu şekilde görünüyor zaten. Ön görünüşü de böyle. 7 inç bir tablet, zaten çok büyük bir tablet değil. Açılış düğmesi burası. Güç düğmesine bir basalım. Açılışını bir gerçekleştirelim. Şuradan kutuyu da açalım yavaştan. Şöyle bakıyorum. Android zaten işletim sistemi. Arkasında seri numarasıyla özellikler yazıyor. Hoparlörleri burada. Kamerası bu noktada. Hafıza kartı girişi. Şarj aletinin girişinin bulunduğu yer burada. Kulaklık girişi de bu noktada zaten. Ön kamerası da burada da ön kamerası var. Tam bu noktada. Tabletin ismi de zaten burada yazıyor. Bu şekilde bir açıla dursun. Şöyle koyalım. Açılsın bakalım. Burada kullanma kılavuzu var. Böyle göndermişler. Kullanma kılavuzundan da bilmediğimiz şeylere bakabiliriz. Onun için de yardımcı kitapçık diyebiliriz yani. Şarj aletinin nasıl bağlanacağı, tuş fonksiyonlarından falan bahsetmiş de tuşlarla çok sıkıntımız yok. Şarj adaptörünün bağlantı şeklini bu şekilde belirtmişler detaylı. Tabletimiz açılabiliyorsun. İthalatçı firmanın zaten etiketleri var burada. Onlar kaşesinin imzasını da atmışlar. Ayrıca güç düğmesinin bulunduğu yeri, hafıza kartının bulunduğu yeri falan göstermiş. Bu şekilde Türkçe kullanın diyor. Başlat diyelim biz. Tabletimizin kurulumunu yapalım. Bu
Şurada niye yapamadım? Bunu bir bakayım tekrar. Sanırım biraz geç algıladı. Kutunun alt tabakasında bu şekilde atalım kenara. Durulumu buradan bekleyelim. Uygulama yanıt vermiyor diyor. Şuradan başlata bastım. Bekleyelim az bir şey. Kurulumu yapsın. Kurulumu yaptıktan sonra içindeki özelliklere de bakalım. Bunu atla diyelim. Bağlantılar atlansın diye evet. Şu an kurulumunu yapıyor arkadaşlar. Tablet daha açılmadı. Tarih saat diyor. İleri diyelim buradan. Play hizmetleri diyor. Burayla bir çıkalım. Ana masaüstünü görmek istiyorum ben. Bunları zaten ayarlayacağım. Şu an bunları ayarlamadığım için sanırım atla ekranlarına tekrar basmam gerekecek. İleri diyelim. Tarih saati kabul et diyelim. Buradan da Google Play hizmetlerini soruyor. Google Play hizmetlerini kabul ettik. Ekran kilidi belirleyici atla diyelim. Ekran kilidini tekrar atlayalım. Yine de atla diyelim. Ekran kilidini atlıyor şu anda. Biraz bekletiyor şu an kurulumdan dolayı. Cihazımızı bu şekilde koyalım. Burada bir kutumuz var. Kutumuzu da açalım. Büyük ihtimal kulaklıkla şarj adaptörünün bulunduğu kutu. Şuradan çekerim kenarından bir. Aynen. Şarj aletinin ve kulaklığın bulunduğu. Bir adet kulaklık. Bir adet de şarj aletimiz var. Buradan gelmiyor ama adaptörü biraz çekeceğiz sanırım. Maşallah. O zaman da bir adaptör göndermişler. Böyle küçük küçük bir adaptör göndermemişler. O zaman bir adaptörümüzü de açalım. Kendi home eteği zaten adaptörü. Böyle göndermişler. Şöyle tutayım. Şu şekilde bir adaptörü var. Uzatma kablosu. Şarj aletini göndermişler. Şöyle bir uzatma kablosu var. Type-C değil. Normal telefon girişi gibi. Bir adet de kulaklığımız var. Kulaklığımıza da bakalım buradan. Kulaklığı açamadım şu an. Şimdi açtım. Markası falan yazmıyor mu? Normal. Silikon uçlu olan bir kulaklık. Bu şekilde de kulaklığı var. Bunu da böyle yapalım. Tabletimiz açıldı. Şarjımız şu anda full. Buradan ekranlara bakalım. Buraya bastığımız zaman biraz fazla bastık sanırım. Dokunmatik falan iyi ama şu. Şuradan kısa yollarımız var. Google, YouTube, Gmail, Asistan, YouTube Müzik Driver, Galeri gibi kısa yollarımız var. Play Store burada. Android olduğu için. Bu ekranda oyunlar var. Şöyle göstereyim. Bu sekmelerimizde oyunlar var. Şu şekilde yaptığımız zaman da ana ekran geliyor. Ekran gayet iyi. Ben de şöyle göstereyim. Beyaz bir ekranımız var. Şu şekilde uygulamaları bu şekilde görebiliyoruz. Sağa sola yapıyorum gitmiyor zaten. Aşağı yukarı koymuşlar. Bu şekilde uygulamalarımızı görebiliyoruz. Anormal bir şey yok yani tabletimizde şu an için.
Şöyle yapıyoruz. Açılmış olan bir dosyamız var sonra. Kapat diyoruz. Buradan tekrar varlığa dokunuyoruz. Buradan mesela YouTube'a dokunduğum zaman şu an internet bağlı olmadığı için girmeyecek ama ana ekranın gelmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde çalışıyor hemen. Çıkışlar bu şekilde. Dokunmatiği de alan var, bir durum yok şu an. Ben genelde tabletlerin dokunmatiğinde bir sıkıntı çıkar diye düşünüyorum ama şu an için bir sıkıntımız yok. Tabletimiz gayet çalışıyor. Uygulamalarımız burada. İçerisinde olan oyunlar da mevcut zaten. Hafızasından bahsetmiştik. 32 GB hafızası var. 2 GB RAM'i var arkadaşlar. Şöyle bastığım zaman hemen algılıyor zaten. Açılış ekranı direkt geldi. Arkasında gösterdiğim gibi bu şekilde alfa diye yazıyor markası. Deri şeklinde yapmışlar. Arkasındaki kılıf şeklinde duruyor aslında kapak kısmı. Arka kamerası var, ön kamerası var. Şuradan kamerasını açalım mesela. Şöyle kamerasını açtığım zaman bakalım ön kamerası nasıl, her zaman izin ver diyelim. İleri diyelim. Kamerası şu şekilde. Buradan bakıyorum. Çok da iyi bir kamerası yok ya. Şöyle görebiliyor musunuz? Size de belli oluyor mu bilmiyorum ama. Yani çok beklediğim bir şey değil zaten. Kamerayı kullanmadan önce hafıza kartı takın diyor. Kamerasını çok da beğenmedim şu an için. Ama tabletimiz güzel. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Menülere böyle geliyoruz. Menülerden bu şekilde çıkıyoruz. 7 inçlik Home Attack'in Alpha Home Attack diye geçiyor arkadaşlar. 7 inç 2 GB RAM'i 32 GB hafızası olan tabletimiz bu şekilde. Çok da büyük bir tablet değil ama bizim işimizi görecek derecede. Şöyle kapattım zaten. Şuradan açabilirim tekrar. Aynen. Tabletimiz böyle arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz herkese teşekkür ederim. Elinize, kolunuza, yüreğinize sağlık. Başka kutu açılışlarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Yorumlarda iyi kötü durumlarını siz de biliyorsanız yorum yapabilirsiniz. Ben de yorumlara cevap veririm. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayalım. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere arkadaşlar.